Atabey konağında ve fabrikasında. Benim gözüm kulağım olacaksınız. Orada ne konuşuluyor, neler oluyor, her şeyi tek tek bilmek istiyorum. Hayır diyebilirsiniz. Ama o zaman benim Toprak Bey ve Canan Hanım'a her şeyi anlatmam gerekir. Onlar da benim gibi gerçekleri öğrenirse İtalya'ya ekonomi sınıfında aktarmalı uçmak zorunda kalırsın. Ececiğim, çok dalgınsın güzelim. Bir şey mi oldu canım? Bir şey mi sıkıldı? Aklım hep Toprak'ta Canan teyze. Ama yavrum bugün senin gülmen lazım. O Gonca seni Toprak'la aynı evde basmış. Kıskançlığından çatır çatır çatlamış. Toprak'la aranız düzelmiş. Biz daha ne isteriz ki? Ay var ya, o kız şimdi çıpan döküyordur. Ay düşündükçe bütün yağlarım erim erim eriyor. Yani doktora falan gerek kalmadı o derece. Canan teyze, ben de sizin Halil amcayla barışmanızı çok sevindim. Sıkıysa barışmasın. Benden daha iyisini mi bulacak? Ece, senin bombardımana devam etmen gerekiyor. Her an varlığını toprağa hissettirmek zorundasın. Hiç merak etmeyin. Bu iş bende. Ay. Ay, nasıl bir gündü. Oh. Çok yorulmuşum. Ali ile Nurban'ın çok mutluydu. Biz şimdi kime düğün organizasyonu bakacağız? Kime? Ne bileyim, elimizdeymişken kendimize mi yapsak? Hazır sen de kınayı yakmışken. Şey bozulacakmış gibi kalbim ağzımda atıyor resmen. Korkma. Kim o? Bakmasam. Bak. Hadi. Buyurun. Toprak Atabey mi? Evet, benim. Şöyle vereyim. Bir imza atacaksınız lütfen. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimden gelmiş? Bilmem. Eskisi gibi beraber müzik dinleriz, Ece. Seyfi. Kraliçem. Kraliçem. Müsaade var mı? Kraliçem. Şimdi
Seyfi. Ben senden özür dileyim diye geldim. Yani benim demem o ki sen beni affet olur mu? Ya ben sana hep diyorum ya, sen çocukluk ediyorsun, çocukluk ediyorsun. Sanki ben çocuk değilmişim gibi. Ama gelmişim bu yaşa. Kaç yaşındayız gari, değil mi? Bir ayağım öbür tarafta. Öyle, öyle. Az kaldı. Ama hala da geçi gibi çıkıyorsun o dağlara, tepelere. Ben hep oralarda ot toplayacağım, çiçek toplayacağım diye uğraşıp duruyorum. Şimdi biliyor musun? Böyle sana böyle güzel bir çiçek görsen dağda tepede. Böyle yüreğim yerinden çıkacak gibi, fırlayacak gibi atıveriyor. Bir görsen. İşte biz hangimiz çocuk değiliz ki de. Ya o senin evdeydin. Ortalığı toplayın dedin. Senin fotoğraflarını değil mi sen? Sema'ya buralardan gittikten sonra sen her yerlerde gezmişsin. Sen bütün dünyayı dolanmışsın. Ben hala sana diyorum ki yalancısın dedin. Para bırakıyorsun dedin. Sen ne ediyorsun? Seybi dedin ben. Ben sana neler dedim Seyfi, ben bundan mütevellit. Seyfi sen beni affedecek misin? Biliyor musun? Seninle ben hiç büyümeyeceğiz. Hep çocuk kalacağız. Ben müsaadeni rica edeyim artık. Tabii tabii. Bir dakika bak. Hemen geliyorum, bekle. Bir dakika, tamam. Atma. Tek bir gün, bir tek gün taksan yeter. Ben ne edeyim ben şimdi? Ben giden, ben buradan bir giden ben. Ben giden kal. Ben giden kal. Sen selametle kal olur mu Seyfi? Selametle kraliçem. Oy Seyfi. Yüreğinde sen dolanıyorsun aşkından yana bir pervane gibi. Doktorun evinde de yok yok. Böyle bir sürü plak var. Onlar bizimle ne kadar uğraşmaya çalışırsa çalışsınlar, biz hepsinin üstesinden geleceğiz. Bu
dansı bana lütfeder misiniz Gonca Hanım? Acele. Kız şunu da gömelim artık. Affet beni Mehmet. Affet beni. Affet beni. Yine kabuslar, yine kabuslar. Seni bir doktora mı götürsek acaba Halil Bey? Ya sen ne cimri bir adam çıktın ya, ha? O göl manzaralı ofisi bırakıp buraya mı taşındın sen şimdi? Hem senin kıyafetin de öyle ya, ha? Sünnet düğünü falan mı var? Nurbanu'yla Ali evleniyor ya, onun için şey ettiydim. Ya kes! Tamam, ne düğünü? Benden izin aldın mı sen? Yapacak bir sürü işim var. Bana bak, şimdi konuşacaklarımız ikimizin arasında kalacak. Eğer ben bunları bir başkasından duyarsam var ya, senin o dilini keserim. Sizi dinliyorum Halil. De tabii, arada ofise uğramak lazım. Şimdi ben bu canını boşarsam ne kurtarabilirim? Ha? Aklına ne gelirse. Ev, araba, traktör, bisiklet, kümes, ev, arsa. Ha? Ne? Yani siz birbirini çok seven, birbirine çok yakışan çiftsiniz. Emin misin sen Halil? Ya kes! Saçmalama. Avukatlığı bırakıp ilişki terapistliğine mi başladın? Aptal aptal konuşmam yok karşımda. Bana bak, hemen bir liste yapıyorsun. Ne kaçırabilirsem kaçıracağım. Sonra da ben buradan kaçacağım. Ne toplarsan ondan sana %5, tamam mı? %5 biraz az değil mi Halil? Çakalıydı o benim. Doğru söylüyorsun. %5,5. Hemen bekliyorum listeyi, ona göre çalış başla. Siz düğüne gelecek misiniz? Gelmez olur muyum ya? O ne biçim saçma soru? Halay başıyım ben o düğünde. Ya kes! Ne düğünü, ne saçmalıyorsun? Hadi bir önce çalışmaya başla, bekliyorum. Ya doktor, hala gelmediler. Normal mi ya? Şanslı Halim. Kız evi, naz evi. Sabret canım, sabret. Hadi. Geldiler ya. Toprağım, ben çok heyecanlıyım ya. Senin pikap değil mi lan? Ha, o. Biraz da süslenmiş. Deden arabayı satılığa çıkarmış. Ben de yabancıya gitmesin dedim. Hem de güzel düğün arabası oldu. Yani çok teşekkürler ama... Hayır, hayır. Biz artık yol arkadaşıyız. Kardeşiz. Toprağım, arkasına geçip Nurbanu'na halka selam veririz. Siz de Ali Bey olmalısınız. Evet, benim hoş geldiniz. Mutluluklar.
yeni şirketimizin mahsul ve personel müdürü. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Toprak sizden sitayişle bahsetti. Ama sanırım bir küçük ev problemimiz var. Bu problemi acilen çözmemiz gerektiğini söyledi Toprak. Bu da size Toprak'ta bizim düğün evdeyimiz. Benim güzel gönüllü kardeşim. 3 oda, 1 salonumuz hazır. İstediğiniz kadar çocuk yaparsınız yani. Canım kardeşim, canım kardeşim. Sağ ol, sağ olun. Bir zamanlar Mehmet abimle biz de böyleydik. Sen nasıl bir kralsın, ne seviye bir kralsın Toprak'ım. Düğünümde bana ev taktın ya. Sağ ol, sağ olun. Tekrar çok teşekkürler. Düğüne kalıyorsunuz değil mi? Maalesef. Benim ilk uçakla Bulgaristan'a uçmam gerekiyor. Gelin geliyor, gelin geliyor. Kıta dolaştım, yüzlerce şehir gördüm, binlerce testi kırdım. Şimdi de burada kınıyorum. Gülümser. Ben gidiyorum. Kaçıyorum buralardan. Eğirdir'den, Isparta'dan. Senin izin olan her yerden kaçıyorum Gülümser. Bazen düşünüyorum biliyor musun Gülümser? Acaba diyorum. Yani sen de beni sevseydin nasıl olurdu diye. Güzel olur. Güzel olurdu. Ama işte insan sevmeyince de sevmiyor, bunu da biliyorum. Bak mesela, ben Canan'ı sevmedim. Sevemedim. Çok zulmettim sana. Çok. Beni affet desem, affetmeyeceğini biliyorum. Hakkını helal et desem, onu da diyemem. Senin burada ne işin var be? Hangi yüzle geliyorsun? İşe yaramaz. O kadar para verdim sana, bir halta yaramadın. Canım, beni bir dinlerseniz. Ne dinleyeceğim ben seni be? Faydasız. Kocama da söyleyeceğim. Hayatım bak böyleyken böyle, al bizim paramızı geri diyeceğim. Canan Hanım. Kocanız sabah malınızı, mülkünüzü almak için Hidayet Bey'le pazarlık yapıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Yani üzgünüm bunu söylediğim için size ama durum böyle. Ben niye inanayım ki sana? Karşılıksız Sevenler Kulübü'nün daimi üyesi olarak ben üstüme düşeni yapıyorum. Bundan sonra size kalmış. İyi günler.
Bana bunu yapmayacaktın Halil. Ben seni ne kadar çok sevdim. Allah'a ısmarladık, gülümser. Allah'a ısmarladık. Saygıdeğer misafirler, bu mutlu güne hepiniz hoş geldiniz. Rüstem kızı Nurbanu Muhtaroğlu. Hiçbir baskı altında kalmadan Kazımoğlu Ali Tüfe'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Kazımoğlu Ali Tüfek, hiçbir baskı altında kalmadan Rüstem kızı Nurbanu Muhtaroğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Şahitlik ediyor musunuz? Ne yapıyorsun? Nikah resmi oldu. Evet. Evet. Ben de Isparta Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Selektör yapıyor bunları. Sağa çekin, sağa çekin lütfen. Yanaş, 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 dur. Hayırdır memur bey, ehliyet ruhsat mı? Hakkınızda ihbar var Ali Bey. Anlamadım. Araçtan inin lütfen Ali Bey. Lütfen. Hayırdır memur bey, suçum nedir? Hakkınızda ihbar var Ali Bey. İhbar mı? Ne ihbarı? Mehmet Akyaz'ın kaybolması ve olası bir cinayet şüphesi. Alın Ali Bey lütfen ekip odasına. Buyurun Ali Bey. Alın, alın, alın. Ah! Nurbanım basamaz mı? Basar. Basar ya. Basar elbet.
Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyorum. Buyurun. Batman'a bir tut. Ne? Kız nereye gitmiyorsun? Nurbanım. Çiçeği atmayacak mısın? Bunu yakalaması gereken kişi sensin. Uğraştırma şimdi beni seni tutturmakla. Darısı senin başına. Bir tanem. Sağ ol yengem, sağ ol. Canım benim. Şimdi sana benimle evlenir misin diye sorsam, sen de boynuma atlayıp evet desen. Şimdi bana evlenme teklifi etsen, ben de boynuna sarılıp evet desem. Bir gün. Bir gün. Kraliçem, bu dansı bana lütfeder misin? Bak. Hadi gidelim bakalım, yürü hadi, yürü. Ya olur mu zaten? Lütfen ne olursa yapma, hadi siz olun. İfadesini aldıktan sonra nezarete alalım Ali Bey'i. Bir dakika, bir dakika. İfade mi? O zaman ben avukatımla görüşmek istiyorum. Hidayet İlmaz. Tabii ki Ali Bey. Buyurun alın. Kızım, avukat Hidayet İlmaz'ı çağırma. Anlaşıldı komiserim. Ki bu havaları yıllardır biliyor gibi oydu. Ne kadar da güzel değil mi? Ya sana hep diyorsun ya. Bu kız bulladır. Bu kızın canında vardı. Bu kız bildiğin her türlü dragarı. Ne kadar da güzel bir düğün. Resmen işim bitiriyor. Telefonmuş ya. Kim bu? Alo. Nasıl? Anlamadım. Dur! Durun! Beyim! Ne Halil, oğlum? Halil ağam, Halil ağam. Ne Halil ağam Yavuz? Halil ağamı tutuklamışlar. Sen ne diyorsun Yavuz? Yürüyoruz, gidiyoruz. Yürü! Koş! Toprak dur, ben de geliyorum, dur! Hayır, nasıl oluyor böyle bir şey ya? Nasıl olur? Kim bunu sormuşsun? Sakin ol baba, anlarız şimdi. Hayır, ne demek yani atabeylerin damadını sorguya almak? İhbar mı etmişler Halim'i? Hangi densiz? Hangi hadsiz?
Rıfat Bey, şimdilik bir malumat edinemedim efendim. Yalnız hiç endişeniz olmasın. Ben her şeyi tüm açıklığıyla öğreneceğim efendim. Senin yediğin harizeleri de biliyoruz. Şu iş bitsin, seninle de hesaplaşacağız. Anne. Canan teyze. Annem. Anne ne oluyor, babam nerede? Sakin ol kızım. Canan teyze, neden tutuyorlarmış Halil amcayı burada? Bir açıklama yapmadılar mı? Bekliyoruz kızım, bekliyoruz. Canan Atabey. Buyurun memur bey. Halil bey sizinle görüşmek istiyor. Avukatını istemiyor mu? Sizi yasal olarak sorgu esnasında alacağız zaten. Hadi gidelim memur bey. Halil. Sen mi ihbar ettin beni? Canan, Canan elin nasıl vardı? Nasıl yaptın bunu bana Canan? Ben yapmadım. Sus, 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 sus. Bana yalan söyleme. Sakın bana yalan söyleme. Çok geçti aklımdan. Hidayet'le planladıklarınızı öğrendikten sonra çok geçti. Ama yemin ederim ben yapmadım. Canan, Canan ben sana inanmıyorum. Ben sana inanmıyorum. İnanmıyorum. Ben yapmadım. Bunu bana nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Yavuz sen eve git. Evde kimse yok, sahip çık. Emredersiniz beyim. Bede. Toprak. Toprak, ne işi var bunun burada? Al bu kızı götür buradan Toprak. Çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda bırakırlar. O yaptı. Benim kocamı o ihbar etti. Babanı bu ihbar etti. Yetmedi mi Gülümser'in kızı? Almadın mı intikamını daha? Paramparça oldu ailem ya. Yetmedi mi daha? Yetmedi mi? Anne. Anne. Daha ne kadar uğraşacaksın bizimle? Mahvolduk, bittik biz ya. Bittik daha. Yeter, yeter. Uzak dur bizden. Uzak dur. Anne, Canan uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Ailemden uzak dur. Oğlumdan uzak dur. Git artık, git. Ne? Canan teyze, ne olur sakin ol Canan teyze. Kocam gitti, ben ne yapacağım? Oğlum gitti. Ne yapacağım ben? Yetmedi mi ne istedin benim kocamdan? Ne? Anne, ambulans sen hala hangi yüzle duruyorsun burada? Bak kadın senin yüzünden ölüyor burada. Defol git artık buradan, ne duruyorsun hala? Bunlar ailece kaysiyetsizdir. Anlamazlar gitten, defoldan. Dede ettiğin laflara dikkat et, yapma. Sen geldiğinden beri evimizin bütün huzuru kaçtı. Abim evde yok. Annemle babam boşanacaklar. Ve sebebi de sensin. Gonca belki sen bilmiyorsun ama o evde çıkan bütün kavgaların sebebi sensin. Bizi de, abimi de rahat bırak artık. Çünkü annemin dediği gibi sen bizim ailemizi bölmeye geldin. Ve ben gerçekten senden nefret ediyorum Gonca. Yetmedi mi Gülümser'in kızı? Almadın mı intikamını daha? Paramparça oldu ailem ya. Yetmedi mi daha? Bunlar ailece kaysiyetsizdir. Anlamazlar gitten, defoldan.
Gonca. Gonca, Gonca, Gonca. Gonca. Bu kadar nefretin içinde sevgi olmaz. 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 Kendine iyi bak. Gonca. Ailenizin de ihtiyacı var. Annenizin de ihtiyacı var. Var. Canan teyze, Canan teyze. Anne, kızım, anne. Kızım, kızım. Abi, anne. Toprak, Toprak. Anne, anne, anne. Anne, Toprak hemen buraya gel. Bile kaldın abla abla. Allah yapamadı, ben yaptım. Allah şikayet edemedi, ben ettim. Atabeyler de acı çekecek. Bizim yaşadıklarımızın aynısını onlar da yaşayacak. Acı çekecekler. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler.